Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Nükleik asitlerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. DNA'nın özelliklerini, yapısını, işleyişini, nasıl sentezlendiğini yani replikasyonunu anlattık. Şimdi geliyoruz RNA kısmına. Arkadaşlar RNA'da da ilk önce RNA çeşitlerini vereceğim. Özelliklerini, görevlerini. Daha sonra transkripsiyon olayını anlatacağım. Çünkü buna bağlı olarak protein sentezinde devamında anlatacağım. Transkripsiyonda işte bir mesajcı RNA nasıl sentezleniyor, bakterilerde nasıl, ökaryotlarda nasıl diye bundan bahsedeceğiz. Daha sonra ökaryotlardaki RNA'nın bazı özellikleri var. Bundan bahsedeceğiz. Sonra translasyon olayını anlatarak protein sentezine geçeceğiz. Ama ilk önce bir RNA'ların görevlerini bilelim. Daha sonra nasıl sentezlendiklerine bakalım. Arkadaşlar şöyle sayfamı değiştiriyorum. Şuraya RNA yazıyorum. Şöyle RNA yazalım. RNA'nın açılımı neydi? Ribonükleik asit. Arkadaşlar ribonükleik asit. Neyden geliyordu bu? Şekerinden geliyor değil mi? Ribonükleik asit. Arkadaşlar bunun yapısında şeker olarak riboz şeker, baz olarak adenin, guanin, sitozin ve urasil bulunur. Ve arkadaşlar urasil bazı diyelim, bazı ve fosforik asit bulunur. Evet, yapısı bu şekilde. Yapısı aynı nükleotitlerden oluşmuştur. Sadece timin yerine ne geliyor? Urasil geliyor. Deoksiriboz şeker yerine de ne geliyor arkadaşlar? Riboz şeker geliyor. Şimdi burada RNA'ya özgü baz yazalım. Bunu da ayrıca belirteyim. RNA'ya özgü baz urasildir. Urasildir arkadaşlar. Onu da zaten U harfiyle gösteriyoruz. Şimdi peki nedir RNA'nın görevi? Arkadaşlar RNA protein sentezine yardımcı olan bir nükleik asittir. DNA ile birlikte görev yapıyor ve protein sentezine yardımcı oluyor. Ayrıca RNA tek zincirlidir. Tek zincirli olduğu için hidrojen bağı içermez. Tabi istisnamız var. Hidrojen bağı içermez. Arkadaşlar taşıyıcı RNA hariç. Taşıyıcı RNA'nın yapısını anlatacağım size. Translasyon olayında anlatacağım taşıyıcı RNA'nın yapısı nasıl diye. Orada yonca yaprağına benzer bir şekli vardır taşıyıcı RNA'nın. Ve bu yüzden de katlanmalar gerçekleştiği için hidrojen bağını içeriyor. Ama diğer RNA'larda yok. Bize genel olarak işte tüm RNA'larda hidrojen bağı yoktur derse yanlış olarak kabul edeceğiz. Ama genel bir tanım verirse arkadaşlar doğru kabul edebiliriz. Tabii soruya göre gideceğiz. Hidrojen bağı içermez dedik. Tek zincirlidir dedik. Kendini eşleyemez. DNA kendini eşleyebiliyordu ama RNA kendini eşleyemez. Peki kim tarafından sentezleniyor arkadaşlar? DNA tarafından sentezlenir. DNA tarafından sentezlenir. Bu tüm RNA'lar için geçerlidir. Taşıyıcı RNA, mesajcı RNA, ribozomal RNA hepsi DNA tarafından sentezlenir ve biz bu olaya transkripsiyon diyoruz. Transkripsiyon yani yazılma olayıdır arkadaşlar. Transkripsiyon. Evet, DNA tarafından sentezlenir dedik, kendini eşleyemez dedik. Bir de şunu yazalım. Protein sentezinde görev alır. Görev alır. Yazalım, çeşitlerini yazalım arkadaşlar RNA'nın. RNA'nın 3 çeşidi vardır. 3 çeşittir. Şimdi bunları teker teker işleyelim. Şöyle bir diyorum, bir mesajcı RNA. Bir mesajcı RNA. Diğer bir adıyla mRNA. Kısaltılmış olarak bu şekilde kullanıyoruz. Dediğim gibi şu an genel özellik veriyorum. Ayrıntılarını bir sonraki videoda vereceğim. Burada şöyle bir kısaca anlatayım. Ne işe yaradıklarını, isimlerini bilelim. Bir sonraki videoda arkadaşlar transkripsiyon olayını anlatacağım size. Evet, mesajcı RNA nedir? Arkadaşlar mesajcı RNA DNA'dan aldığı bilgiyi, hani DNA'da bazı bilgiler vardı söylemiştik. Genetik bilgilerimiz falan DNA'nın üzerindeydi. DNA'dan aldığı bilgiyi sitoplazmada bulunan veya işte çekirdek zarında bulunan ribozomlara taşıyarak
Ne yapıyor? Buradan protein sentezlenmesini sağlıyor. Yani protein sentezi için şifre taşıyan RNA hangi RNA'dır? Mesajcı RNA'dır. O zaman yazalım. Protein sentezi için şifre taşır diyelim. Protein sentezi için DNA'dan şifre alır. Şifre alır. Peki başka özelliği nedir arkadaşlar? Burada kalıp görevi yapıyor. Bunu kesinlikle unutmayalım. DNA'nın, onu da yazayım. DNA'nın anlamlı ipliğinden sentezlenir. DNA'nın anlamlı ipliğinden sentezlenir. Zaten burada görevli olan bütün enzimleri RNA transkripsiyonunda anlatacağım arkadaşlar. O yüzden burada kısaca geçiyorum. Peki başka ne özellik yazabiliriz mesajcı RNA için? Üzerinde bulunan üçlü nükleotitlere kodon diyoruz arkadaşlar. Üzerinde bulunan üçlü nükleotitlere kodon denir. Kodon denir. DNA'da kod diyeceğiz. Mesajcı RNA'da kodon diyeceğiz. Taşıyıcı RNA'da ise antikodon diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, RNA'lar hücredeki tüm RNA'ları %5'ini oluşturur. Bakın mesajcı RNA'lar diğer RNA'ların %5'ini oluşturuyor. %5'ini oluşturur. O zaman hücrede en az bulunan RNA çeşididir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ayrıca RNA için şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar aynı protein sentezi için tekrar tekrar kullanılabilir. Aynı protein sentezi için tekrar tekrar kullanılabilir. Kullanılabilir. Mesajcı RNA ile ilgili kısaca bunları söyleyeceğiz. Dediğim gibi detaylarına gireceğiz. Arkadaşlar gelelim taşıyıcı RNA'ya. Şöyle 2 diyorum. tRNA veya taşıyıcı RNA. Taşıyıcı RNA. Peki bu ne işe yarıyor? Özellikleri neler? Arkadaşlar taşıyıcı RNA sentezlendiği zaman düz bir zincir halinde. Ama daha sonra ne oluyor? Daha sonra zayıf hidrojen bağları ortaya çıkıyor ve DNA taşıyıcı RNA yonca yaprağı şeklini alıyor. Bu yüzden taşıyıcı RNA'da hidrojen bağları bulunuyor. O zaman şöyle yazalım. Sentezlendiğinde düz zincir halindedir. Daha sonra hidrojen bağları kurarak yonca yaprağı şeklini alır. Yonca yaprağı şeklini alır. Evet, ilk özelliğimiz bu taşıyıcı RNA için. Peki taşıyıcı RNA üzerinde bulunan üçlü nükleotitlere ne diyoruz? Antikodon diyoruz arkadaşlar. Üzerinde bulunan üçlü nükleotitlere antikodon denir. Antikodon denir. Arkadaşlar taşıyıcı RNA'nın görevi de mesajcı RNA'nın kodlarına uygun, işte antikodonlar denk gelecek şekilde amino asitleri taşıyor. O zaman kısaca şöyle yazalım. Sitoplazmadan uygun amino asitleri taşır. Amino asitleri taşır. Evet, taşıyıcı RNA'nın görevi de budur. Gelelim son olarak bir de ne kadar bulunduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hücrede bakın mesajcı RNA demişim. Tüm RNA'lar içerisinde %15'ini oluşturuyor arkadaşlar. Tüm RNA'ların %15'ini oluşturur. Evet, geliyoruz sonuncu RNA çeşidimize. O da ribozomal RNA. 3 diyorum. Ribozomal RNA. Bu da rRNA olarak yazılıyor. Peki bu ne işe yarıyor? Adı üstünde ribozomun yapısına katılacak. Peki nerede sentezleniyor? Arkadaşlar, ribozomal RNA'nın çekirdekçikte sentezlendiği söyleniyor. Ama kesin bir bilgi değil tabii ki. Çekirdekçik tarafından sentezlendiği biliniyor sadece. Şöyle yazalım.
Çekirdekte, hatta çekirdekçikte diyelim. Çekirdekçikte, evet. Sentezlenerek etrafı proteinle çevrelenir ve ribozomun yapısını oluşturur. Yani aslında direkt ribozomun yapısına katılıyor. Ribozomun yapısını oluşturur. Zaten ribozomu anlatırken hani bu transkripsiyon, translasyon olaylarını anlatacağım. Protein sentezine gelmeden önce ribozomun yapısını da anlatacağım arkadaşlar kısaca. Orada da yine ribozomal RNA'nın detaylarından bahsedeceğiz. Peki hücrede ne kadar bulunuyor? Arkadaşlar tüm RNA'ların %80'ini oluşturuyor bu da. Tüm RNA'ların %80'ini oluşturur. %80'ini oluşturur. O zaman baktığımızda en fazla hangisi bulunuyor? Ribozomal RNA, sonra taşıyıcı RNA, en az bulunan da arkadaşlar mesajcı RNA'dır. Evet, böylece RNA çeşitlerini bitirmiş olduk. Bu videoyu burada bitireceğim. Sonraki videoda transkripsiyon olayını anlatacağım arkadaşlar. Nedir transkripsiyon? Nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.